Yeni nesil yayıncılar Mutlu Kahvaltıları 360 ekranlarına hoş geldiniz. Ben Türe Uludağ. Bugün size tatlı mifoy tarifi vereceğim. Nasıl mı yapacağız? Fırında yapacağız. İnanılmaz güzel olacak. İnanılmaz lezzetli olacak. Bu tarifi yedikten sonra hayata bambaşka bakacağınızı size garanti ediyorum. Hemen malzemelerimi sayıyorum. Süt kullanacağız. Mifoy kullanacağız. Böyle bitter çikolatamız var. Badem kullanacağız. Fındık kullanacağız, muz kullanacağız, yaban mersini kullanacağız, krem peyniri kullanacağız, kakao kullanacağız ve şeker kullanacağız. Hemen nasıl yapacağımızı size anlatıyorum. Burada var olan gördüğünüz gibi mifölleri alacağız. Mifölleri önce bir açacağız. Mifölleri açtıktan sonra arasına birazcık krem peyniri koyacağız. Birazcık muz, birazcık yaban mersini koyacağız. Sonra böyle güzel güzel katlayacağız. Sonra bunu katladıktan sonra fırınımıza açacağız. 180 derecedeki fırınımızda 10-12 dakika boyunca bunu pişirmeye devam edeceğiz. Peki o pişerken ne yapacağız? Boş mu duracağız? Tabii ki hayır. Üzerine inanılmaz bir sos hazırlayacağız. Böyle İçerisinde bitter çikolata olan, fındık olan, böyle badem olan inanılmaz bir sos hazırlayacağız. Bu sosu üzerine dökeceğiz. Bu gerçekten kahvaltılarınızın vazgeçilmez bir lezzeti olacak. Hemen işlemlerimize sizi daha fazla heyecanlandırmadan başlayalım. Öncelikle şöyle muzumuzu alıyoruz. Muzumuzu ince ince doğruyorum farkındaysanız. Çünkü meyveler içerisinde ince ince kalsın istiyorum. İnce ince muzumuzu doğruyoruz. İki muzu doğrayacağız. Yaban mersinlerini isterseniz ortadan ikiye bölebilirsiniz ama bence hiç gerek yok. Hiç ortadan ikiye bölmeden de bu işlemleri yapabiliriz. Hemen çok lezzetli, çok güzel, çok farklı bir tarif olacak. Var olan bütün lezzetlerin birbiriyle özdeşleştiği, inanılmaz güzel, farklı, keyifli bir hale alacak. Mis gibi muz koktu. Muz kokusunu çok severim. Sizin de böyle duyu belleğiniz eminim ki vardır. Bir şeyleri kokladığınız zaman, bir şeyleri tattığınız zaman sizi bir ana götürüyordur. Bu beni direkt Adana'ya götürüyor. Ya o Adana'daki o muz kokuları beni... Ya, sürekli Adana'yı anlatıyorum size farkındaysanız. Ama inanılmaz bir yer. Gerçekten Adana'ya gidin bir gün eğer gitmediyseniz. Gerçekten hayata bambaşka bakacağınız, böyle bir şehir mi vardı, bu kadar lezzetli şeyler mi vardı diyeceğiniz, meyvesinden sebzesine, bütün etinden kebabına, tatlısına kadar her şeyle muhteşem bir şehir. Adanalıyım diye söylemiyorum ama gerçekten her şey çok güzel. Şimdi bu kadar güzel muz kokar da ben yemez miyim? Tabii ki yerim. Şimdi çok ince doğradığım için bir taneyle de anlamıyorum. Şöyle birazcık muz alayım. Çünkü tadına bakmadan ben şey yapamıyorum. Yemeği yapamıyorum. Yemeğe odaklanamıyorum. Ha, fena değil. Güzel. Bence yaptığınız her şeyin tadına bakın. Tadına bakmadan gerçekten şaka bir yere yapmayın. Çünkü o sizin motivasyonunuzu arttırıyor. Zaten hep şey denir ya, yani mangal başındaki adam aç kalmaz ya da ocağın başındaki adam aç kalmaz ya da insan, adam olarak nitelendirmeyelim, insan aç kalmaz. Bu bence böyle bir şey. Orada aç kalmamak için var olan her şeyden böyle küçük küçük minik minik, tabii o küçüklüğü doğru ayarlayın ama yani hani küçüklük miktarı birazcık geçerse sonuç ortada. O yüzden siz benim yaptıklarımı yapmayın. Hemen ben bu arada birazcık fazla konuştum galiba. Hemen işlemlerimi devam ediyorum. Şimdi mifoyları aldım. Şöyle mifoyu birazcık açacağız. Birazcık genişletiyoruz. Çok da yapışsın istemiyorum. Hafif hafif kenarlarından açarak mifoyu genişletiyoruz. Evet. Şimdi var olan mifoyumuzu fırın tepsimize alacağız. Kenarlarında güzel güzel çizikler oluşturacağız. O çiziklerle birlikte içe doğru sarılmasını sağlayacağız. Hemen fırın tepsimizi şöyle aldım. Fırın tepsisinin üzerinde de mifoyumuzu açtım. Çok yapışsın istemiyorum çünkü kenarlarında çizikler atacağız. Şöyle şurayı düzeltelim. Çok bastırmadan altındaki yağlı kağıdı
kesmeden çizikler atabiliriz. Hemen güzelce çiziklerimizi atıyoruz. Birazdan ortasına diğer malzemeleri süreceğiz ve ortasına sürmüş olduğumuz diğer malzemelerle ortaya muhteşem bir sonuç çıkacak. Hemen kenardan da aynı şekilde kesmeye devam ediyoruz. İki miğfirimizde de aynı işlemleri yapacağız. Bakın şöyle güzel güzel ayrıldılar zaten. Arasına hemen cömertçe krem peynirini ekleyeceğiz. Şöyle krem peynirini bıçak yardımıyla İyice yayalım. Hatta şöyle daha küçük bir bıçakla işlemlerimize devam edelim. Evet, krem peynirimizi sürdük. Şimdi sıra geldi süsleme aşamasına. Yaban mersinlerini, muzumuzu güzelce arasına yerleştiriyoruz. Üzerine mifoyun kalan kısmı ile kapatacağız. Bir börek gibi olacak. Sonra fırınımızda pişireceğiz. Daha sonra üzerine muhteşem bir sos yapacağız ve ortaya gerçekten inanılmaz bir sonuç çıkacak. Şu an bile çok güzel görünüyor. Böyle şu an bile pişirsek bence inanılmaz olacak. Ama güzelce kenarlarından katlayalım. Kenarlarından katladıkça da ortaya başka bir sonuç çıkacak. Hem görüntü bakımından hem de lezzet bakımından inanılmaz lezzetli ve güzel görüneceğini şu an görür gibiyim. Kenarlardan da akacak bütün lezzetler. Çünkü aralarında boşluklar bıraktık. Sonuç gerçekten beni çok heyecanlandırıyor ve çok mutlu edecek. Hemen şöyle bütün malzemeleri iyice örgü yapar gibi kapattık. Şu baş kısmını da kapattık. Hepsinin birbiriyle yapışmasını, ayrılmasın diye iyice yapıştırdık. Aynı işlemi diğer mihveyimize de yapacağız. Sonra muhteşem sos hazırlamaya devam edeceğiz. Hemen aynı işlemimizi gördüğünüz gibi aynı şekilde mifoyumuzu süsleyeceğiz. Dilerseniz ben süslemeye devam edeyim. Birazdan görüşelim. Mifoylarımızın içlerini doldurduktan sonra şu an güzelce kapladık. 180 derecedeki fırınımızda yaklaşık 10-12 dakika boyunca pişireceğiz. Tatlı mifoylarımız için son aşamaya doğru gelirken heyecan doğrukta. Şu an fırında güzel güzel pişerken onlar, biz burada ona muhteşem bir sos hazırlamamız gerekiyor. Hemen işlemlerimize başlayalım. Sütümüzü aldık. Bir tencerenin içerisine, sos tenceresinin içerisine koyduk. Ocağımızın altını yaktık. Şimdi burada bir miktar toz şeker, nişasta, ekledik ve hızlıca hem süt ısınırken iyice eriteceğiz. Birazdan kakao ekleyeceğim. Burada süt, şeker ve kakao miktarını bence kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Ya da kıvama göre ayarlayabilirsiniz.
birazdan rengine göre kakao miktarını arttırabiliriz ya da şeker miktarını arttırabiliriz. Şekeri birazcık daha fazla olursa birazcık daha kıvamlı olacak. Nişasta da zaten onun kıvam almasını sağlayacak. Şimdi iyice karıştırıyoruz. İyice karıştırdıktan sonra içerisine birazdan bitter böyle parça çikolatalardan da ekleyeceğiz. İnanılmaz güzel bir sos olacak ve hepsini sonra buluşturacağız. Ortaya muhteşem bir görüntü çıkacak. Şimdi iyice karıştırıyoruz. Bu arada sütümüz de hızlı bir şekilde ısınmaya başladı. Fındıkları isterseniz tüm tüm de koyabilirsiniz. İsterseniz birkaç bıçak darbesiyle şöyle parçalayabilirsiniz de. Ben ama olabildiğince büyük olasınlar istiyorum. Çünkü o lezzetlerin hepsini hissetmek istiyorum. Aynı şekilde bademleri de öyle birkaç bıçak darbesiyle küçük hale getireceğiz. Çok da küçültmek istemiyorum. Bu büyüklük yeterli olacak. Bademleri de aynı şekilde. Karıştırabiliriz, hiç problem değil. Bu kadar badem de yeterli olacak. İnanılmaz güzel bir görüntüye sahip olacak. Tabii ki fındıktan biraz yiyeceğiz. Sütle birlikte iyice karıştırmaya devam ediyorum. İçerisine birazdan parça çikolataları da ekleyeceğiz. Hemen kakaomuzu da bu aşamada ekliyorum. Karıştırmaya devam ediyorum. İyice karıştırın ki hiç topak topak bir şey kalmasın. Piştikçe kıvamı artacak. Çok daha yoğun kıvamda olmasını isterseniz böyle birazcık tereyağı ekleyebilirsiniz ya da birazcık un ekleyebilirsiniz. Ama birazdan hazırlayacağım kıvam hepimizin hoşuna gidecek. Karıştırmaya devam ediyoruz. Bence bir miktar daha kakao eklemeliyiz. Ocağımızın altını hafif kısıyorum. Yaklaşık 3 yemek kaşığı kadar kakao ekledim bu durumda. Şöyle ocaktan biraz aldım. İyice karıştırdım o harını ateşini alsın diye. Evet. Bakın şimdi hem rengi hem de kıvamı tam da istemiş olduğumuz seviyeye geldi. Çok daha güzel ve lezzetli görünüyor. Ocağımızın altını kısıp karıştırmaya devam edeceğiz. Renk uyumu muhteşem. Şimdi hemen fındık ve bademleri ekliyorum. Bitter çikolatayı da içerisine ekliyorum. Karıştırmaya devam edeceğiz. Bu arada da fırınımız da yavaş yavaş olmak üzere. Ben sosumuzu hazırlayayım. Fırındaki milföyleri çıkaralım. Sunumda neler yaptık bir görelim. Ve muhteşem sosumuz hazır. Şimdi sosumuzu milföyle buluşturuyoruz. Bakın inanılmaz güzel görünüyor. İnanılmaz lezzetli görünüyor. Tam bir tatlı milföy oldu. Of. Gerçekten her tarafından akıyor. Tam bir pasta gibi oldu. Böyle birazcık milföyler de görünsün istiyorum. Üzerine de hemen bir miktar fındık ve badem karışımını koydum.
Gerçekten inanılmaz güzel görünüyor ve inanılmaz lezzetli görünüyor. Umarım bu lezzetli tarifi siz de evinizde deneyip afiyetle yersiniz. Denedikten sonra bana Instagram'dan mutlaka yazın. Instagram'dan Travelda diye aratırsanız bana ulaşabilirsiniz. Biz de seni seviyorum denmez kahvaltı hazırlanır. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.